Ana başlık altında tasnif etmeyi daha uygun görüyorum. Bunlardan bir tanesi ve birincisi bence ekonomik durum. İkincisi iç siyasi kutuplaşma ve son olarak dış aktörler. Ki Libya'da bunun içerisinde sayılabilir bir faktör olarak. İsterseniz ekonomik duruma şöyle bir el atalım. Bilmiyorum nedir? Gayri safi milli hasılası 39 milyar doların biraz üzerinde. Ve 12 milyon nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Karşılaştırmak gerekirse Libya'nın veya şu an ekonomik kriz içinde olan Lübnan'ın gayri safi milli hasıları 55-57 milyar dolar civarında. Ve Covid'in etkisinden had safhada etkilenmiş bir Tunus ekonomisi var. Sadece turizme dayanan bir ekonomi söz konusu ve Covid nedeniyle Tunus ekonomisindeki bu gerileme gözle görülür bir şekilde hissedildi. Basit bir örnek vereyim. Dünya Bankası'nın yayınlamış olduğu rapora göre, Haziran ayında yayınlamış olduğu rapora göre 5,5 doların altında geliri olan insan sayısı %20 civarında. İşsizlik ise %17,8 iken Covid öncesinde şu an %20'nin üzerinde. Tabii böyle bir ekonomik durum siyasi kırılganlığı biraz ileriye taşıyor veya kutuplaşmayı teşvik ediyor Deniz Hanım. Peki, ekonomik sebepler birinci sebep dediniz. İç siyasi kutuplaşma meselesini açalım o zaman ikinci başlık olarak. Neden bu kadar kutuplaşmış durumda? Tunus Arap Baharı'nın ilk başladığı nokta ama aslında kansız ve sorunsuz geçirdi ve bu yüzden de nispeten diğer ülkelere göre daha başarılı oldu gibi diye düşünülürken yıllar içerisinde o reformları bir türlü hayata geçiremedi ve demokratik değerleri tam anlamıyla oturtamadı ülkede. Bu anlamda bakıldığı zaman iç siyasette nasıl bir kutuplaşma var? Şimdi iç siyasetteki kutuplaşma aslında dış aktörlerle bayağı ilintili. Şu an için Müslüman kardeşlerin nahta çatısı altında yapmış oldukları örgütlenme ülkede hakim. Hükümeti teşkil etmiş durumdalar. Aynı zamanda parlamentoda çoğunluğa sahipler. Ancak karşıt kutup yani farklı ideolojiyi benimsemiş olanlar Müslüman kardeşlerin ülkedeki bu hakimiyetinden rahatsız. Bu durumda gittikçe artan siyasi gerginliği, ekonomik durum kötüleştikçe kutuplaşmanın daha da uç noktalara ulaşmasına neden oluyor. Şöyle bir örnek vermek istiyorum, müsaade ederseniz. Meclis içerisinde yapılan tartışmalarda, özellikle bu Libya hadisesi ön plana çıktığında, muhalif kanattaki parlamento üyelerinin Müslüman kardeşleri Libya'ya müdahale etmekle suçladığı bir dönem yaşanmış idi. Aslında öyle bir durum yok idi. Neden yoktu? Çünkü şu anki Cumhurbaşkanı Kais Saied'i Fransa'ya gitmişti. Fransa'da Macron'la bir görüşme yapmıştı ve o görüşme esnasında 25 milyon dolarlık, düzeltiyorum, avroluk bir yardımı Macron'dan aldığı an geri dönmüş ve Libya meselesini tamamen Fransa lehine değerlendirmeye başlamıştı. İşte bu ortamda bir taraftan Müslüman kardeşlerin dış politik tercihleriyle Said'in dış politik tercihlerinin çatıştığını ve bunun parlamentoya yansıdığını ve gündemi oluşturduğunu gördük. Peki, Bu kutuplaşmada, buyurun. buyurun. İşte bu kutuplaşmada dış aktörlerin müdahalesini kolaylaştırıyor. Bu dış aktörler mevzu bahis olduğu zaman çokça dillendirilen Birleşik Arap Emirlikleri burada nerede duruyor? Şimdi ben Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerek Afrika'daki askeri varlığın, gerekse Akdeniz doğusunda yapmış olduğu ve militarizme dayanan girişimlerinin kendi rejim güveniyle ilgili olduğunu ve Körfez'de o adı konmamış ve daha çok Katar'la arasında cereyan eden gerilimden kaynaklandığını düşünüyorum. Ki Suudi Arabistan'da da son günlerde biliyorsunuz sorunlar yaşıyor. Müslüman kardeşlerin veya Birleşik Arap Emirlikleri rejimin herhangi bir tehdit olabilecek herhangi bir akımın Arap Emirlikleri tarafından tolere edilmesi mümkün değil. Ve bu tehditleri fikirsel anlamda ise eğer yerinde söndürme, yerinde müdahale etme gibi bir gelenekleri var. Nitekim Libya'da doğrudan Haftar'a destek verip Mısır'daki iktidarın bir darbe sonrasında, değişimi sonrasında bu kendine müzahir rejimleri yaymaya başladı ve bunu tek başına yapmadı. Fransa'yı yanına aldı. Bölge ülkelerinden özellikle Yunanistan'la işbirliği içerisine girdi.
ve yer yer Trump döneminde özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket etti. İşte Tunus'ta hala hazırda meşru olarak iktidarda olan Müslüman kardeşler veya Nahda hareketi Arap Emirlikleri'nin istemediği bir fikir kaynağıdır, bir seçenektir, bir modeldir.